Güvenli hayatla devam ediyoruz efendim. Peki güvenli hayat nasıl olur? Elbette bu noktada sigorta yaptırmak, sigortalı kalmak önem kazanıyor. Bu haftaya baktığımızda da sigorta haftası, sigorta farkındalığını ve bilincini artırmak adına çeşitli etkinlikler ve çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bir yandan da baktığımızda pandemi sürecinde bu sektör, yani sigortacılık sektörü önem kazandı. Şimdi tüm bu konuları konuşacağız. Detaylarını da konuşacağız elbette. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Başkanı Atilla Benli bizlerle birlikte. Sayın Benli, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba Hande Hanım. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben biraz girizgah yaptım sektöre ilişkin. Bu hafta da sigorta haftası. Önemli bir hafta sektör adına, elbette hayırlı olsun, kutlu olsun diyoruz. Şöyle önemini vurguladım. Farkındalık ve bilinçlenme adına elbette çok önemli bu haftanın değeri ve önemli. Dilerseniz onunla başlayalım. Ne gibi etkinlikler, ne gibi çalışmalar düzenleniyor? Çok teşekkürler Hande Hanım, bu fırsatı verdiğiniz için. Sigorta haftası, bildiğiniz üzere Hazine ve Maliye Bakanlığımızın 2011 yılında sigorta ve tasarruf bilinci ile farkındalığını artırmak, farklı risklere dikkat çekmek amacıyla ilan ettiği bir hafta. Sigorta haftası etkinliklerine bu yıl pandemi koşulları nedeniyle daha çok dijital mecralara ağırlık vererek tasarladık. Vatandaşlarımız ve tüm paydaşlarımız da hafta boyunca Türkiye Sigorta Birliği sosyal medya hesaplarını takip edebilirler. Sigorta haftası boyunca aslında sigortanın önemli bir güven unsuru olduğuna dikkat çekecek ve sigorta yaptırın, sigortalı kalın, sigortasız olmaz diyeceğiz. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle bu pandemi sürecinde sigortanın önemi ve sigortalı olmanın verdiği güven çok daha belirgin bir şekilde öne çıktı. Sigorta güvendir diyoruz, sigorta yaptırın, sigorta kalın diyoruz özetle. Bu hafta boyunca da bu konu üzerinde bilinçlendirme çalışmalarında bulunacağız. Peki, bilinçlendirme çalışmaları elbette çok önemli, çok değerli. Bahsettiğimiz konu pandemi süreci. Pandemi sürecinde bu konu biraz daha ön plana çıktı. Aslında hayatımızın çok daha kıymetli olduğunu bu noktada anladık. Tabii ki bu noktada bize sigortalılaşmanın önemini ortaya çıkardı. Nasıl bir süreç geçirdi sektör sizce? Ne gibi çalışmalar vardı? Şöyle, öncelikle COVID-19 döneminde, pandemi döneminde sektörümüz çok başarılı bir sınav ve süreç geçirdi. Sürmeye de devam ediyor. Aktif çözüm üreten, proaktif çözüm üreten bir sektör olduk ve bu şekilde de devam ediyoruz. Şöyle bir özet yapacak olursak, sektör olarak COVID-19 salgınında devletimizin aldığı ekonomik tedbirler de üzerimize düşeni anında yaptık ve iyi bir sınav verdik. Bu dönemde aldığımız olumlu görüşlerde ülke sigortacılığımızın hak ettiği noktalara ulaşması yolunda bizlere büyük güç veriyor. Öncelikle bunu özellikle belirtmek istiyorum. Salgın kapsamında operasyonel süreçlerin dijitalleşmesi için hızla gerekli izinlerimizi aldık ve COVID-19 salgınının ardından sigorta sektöründe iş yapış şekillerini kolaylaştırmak için getirilen statik IP kontrolünün kaldırılması uygulaması SDDK tarafından da şimdi 31.11.2020'ye kadar uzatıldı. Sigorta Birliği olarak da önemli tavsiye kararları yayınladık. Zorunlu trafik sigortası, zorunlu deprem sigortasında taksit sayının artırılması, kredi bağlantılı hayat sigortalarında ek prim alınmadan teminat verilmesi. Biliyorsunuz bankalarımız bunlarda da vadeleri uzattı, çeşitli kolaylıklar gösterdi. Biz de buraya ek prim almadan bu vade uzatımlarına teminat verilmesi şeklinde destek olduk. Aynı şekilde zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortasında prim indirimleri, sağlık sektöründe çalışanlar için temel sigorta ürünlerinde prim indirimi, riskli sigortalar havuzu kapsamı dışındaki araç gruplarında zorunlu trafik sigortası ve otobüs zorunlu koltuk ve ferdi kaza sigortasında da kolaylaştırıcı uygulamalarla ilgili kararlar aldık. Mayıs ayında vadesi dolan riskli sigortalar havuzundaki kapsamındaki araçların zorunlu trafik sigortaları vadesi de bu süreç içerisinde bir ay uzatıldı. Yine teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerinin özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşılanacağını da açıkladık sektör olarak. Birlik olarak üye şirketlerimizde bunun yanında Cumhurbaşkanlığımızca başlatılan milli dayanışma kampanyasına da katılım sağladık. Salgında görev alan ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sorumluluğu daha önce teminat kapsamında değildi.
tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası teminat kapsamına ek prim almadan bunları da dahil ettik ve gerek kamu gerekse özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin COVID-19 ile ilintili görevlerinden kaynaklanan sorumluluğuna ilişkin teminatları da yükselterek büyüttük. Ya, pandemi döneminde 51 milyon lirası sağlık branşı olmak üzere toplam katma değeri 400 milyona ulaşan bir destekte bulunduk ve bu sorumluluğumuzun bilinciyle faaliyetlerimize devam ettik. Özetle COVID-19 döneminde çözüm üreten dinamik, proaktif bir sektör olarak faaliyet gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Peki şimdi birçok çeşitlendirme karşımıza çıkıyor aslında bahsettiğimiz bu süreçte. Tabii desteklerle birlikte dijitalleşmenin burada önemi çok büyük. Bunu görüyoruz birçok sektörde olduğu gibi ama şöyle verilere bakacak olursak sektörde ne gibi veriler elde edildi Sayın Benli? Şimdi söylediğiniz gibi pandemi daha önce birçok tartıştığımız dijitalleşme anlamında geliştirmeler, çalışmalarla ilgili konularda bir sıçrama yarattı. Hızlı bir ileri sarma oldu çalışmalarımızda. Bir yandan da kendimizi test etmek için çok ciddi bir dönem geçirdik. Ve bu dönemde gördük ki sektörümüz dijitalleşme anlamında gerçekten önemli adımları, hazırlıkları önceden yapmış ve çalışmalarında çok büyük aksaklıklar olmadan hızlı bir şekilde yeni normale dönüşümünü sağlamış olduğunu hep birlikte gördük. Bunun sonucunda da sektörümüz pandemiye rağmen prim üretiminde 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %21 bir büyüme yaşadı. Hayat dışında %15 artışla 33 milyar liraya ve hayat branşında da %59'luk bir artışla 7,5 milyar liraya olmak üzere toplamda 40 milyar liralık bir prim üretimi gerçekleştirdik. Sektörümüz 2020'nin ilk yarısında da toplam 272 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştı. 2019 yıl sonu itibariyle gayri safi yıllık hasılanında 30 katına ulaşan 129 trilyon liralık teminat ile pek çok projeye güvence sağlıyoruz. Bugün de nükleer enerji santrallerinden altyapı yatırımlarına kadar sağladığımız teminatta Türkiye ekonomik hayatının sürdürülebilirliğinde kritik bir fonksiyon üstleniyoruz. Sigorta sektörü bugün nükleer enerji santrallerinden doğal gaz platformlarına, altyapı yatırımlarına pek çok stratejik projeye teminat sağlayarak Türk ekonomik hayatının sürdürülebilirliğinde kritik bir fonksiyon olmaya devam edecek. Çok güçlü bir şekilde desteğimizi bu alanlarda vermeye devam edeceğiz. Peki efendim, Ayrıca buyurun. Tazminatları da belki söylememde yarar var. Ödediğimiz tazminatlarla bir yandan kişi ve kurumları korurken bir yandan da devletin de yükünü hafifletiyoruz. 2020'nin yine ilk yarısında 20 milyar lira toplam tazminat tutarı, ödediğimiz tazminat tutarı 20 milyar TL'ye ulaştı. Ve bu tutarın içerisinde muallak hasar dediğimiz, muallak tazminat dediğimiz henüz daha netleşmemiş, ödenmemiş hasarlar bulunmuyor. Bireysel tarafa da baktığımız zaman yine rakamlar olarak orada da olumlu ilerlemeleri görebiliriz. Hem BES'te hem otomatik katılımda 2020'nin ilk yarısında büyümeye devam ettik. Salgının da etkilerini gösterdiği Mart ayında katılımcı artış oranında azalmalar görsek de Temmuz itibariyle bir toparlanma eğilimine girdik ve büyümeye devam ediyoruz. Bu emeklilik yatırım fonlarının bu son dönemdeki başarılı performansıyla da toplam fon büyüklüğündeki artışımız devam ediyor. EGM verilerine göre BES ve UKAS'daki toplam katılımcı sayımız da 30 Eylül itibariyle 12,5 milyona, fon büyüklüğümüzde 160 milyar TL'ye yaklaştı. Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım uygulamasında 2019 yılının ilk yarısıyla 2020 yılının ilk yarısını karşılaştırırsak katkı payında da %24'lük bir büyüme kaydettik ki bunlar çok önemli büyüme rakamlarıdır. Peki efendim, çalışmalardan bahsediyorsunuz, veriler, rakamlardan da elbette tüm bunların hepsi daha fazla sigortalı olmak, sigortacılıkta sürdürülebilirliği kılmak adına yapılan çalışmalar. Şimdi baktığımızda Türkiye'de sigortalılaşma oranı nasıl? Bu noktada aslında pandemiye ilişkin bazı veriler verdiniz ama neler söyleriz buna ilişkin?
Sigorta bilincinin ve farkındalığının yükselmesi Türkiye Sigorta Birliği olarak öncelikli hedeflerimiz arasında. Ülke ekonomisinin, ülke ekonomik hayatının sürdürülebilirliği için de böyle kritik bir fonksiyon üstlenen bir sektör olarak penetrasyon oranları bizim için hayati önem taşıyor. Ancak şu an itibariyle hak ettiğimiz, olmamız gereken yerde olduğumuzu düşünmüyoruz. 2019 yıl sonu itibariyle penetrasyon oranımız tüm dünya için %7.2 iken Türkiye'de bu oran %2.2 civarında. Ülkemizdeki 2019 yılı verilerine göre yine hayat dışında penetrasyon oranı 1.3 iken hayat ve emeklilikteki bu oran %0.9 düzeyinde seyrediyor. Ya, tabii ki bu oranlar bizim potansiyelimize göre, hedefimize göre arzu edilen seviyede değil. Ülkemizdeki potansiyeli aslında hani bir yandan olumsuz tarafından bakıyoruz, düşük diyoruz penetrasyon, ama bu bir anlamda da ülkemizdeki potansiyeli de ortaya koyuyor. Bu noktada bizler de sigortanın önemini ve bir ihtiyaç olduğunu anlatmak, bugünü ve yarını güvence altına almak için sigortanın ilk akla gelen önlemlerden biri olmasını sağlamak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yani bu sadece sektörümüz için değil, ülkemizin, ekonomimizin ve vatandaşlarımızın refahı için de olmazsa olmazlar arasında yer alan bir konu. Bu nedenle sigorta bilincinin ve farkındalığının yükselmesini öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Bilinç arttıkça sigortalılık oranlarımızın da yükseleceğine inancımız tam. Elbette. Peki Sayın Bendi, şimdi biz bir vatandaşa sorduk sigorta yaptırıyor musunuz diye. Onları bir izleyelim, cevapları ardından yorumlarınızı alacağım sizin. Özel sağlık sigortam var. Özel sigorta eğer ödeniyorsa, yüklü bir miktar ödeniyorsa bence her şeyi karşılamalı aslında. Yani şöyle söyleyeyim size, tahlil yapılacak. Şunu karşılıyor, bunu karşılıyor. O zaman tam bir tedavi yöntemi olmamış oluyor. Ama her şeyi karşılasa, madem bunun ücreti ödeniyor, her şeyi kapsamalı, her şeyden yararlanmalı bence halk. Tasarruf yapmıyorum. Yapmak isterim evet, ama şu an hiçbir tasarruf yapmıyorum. Özel sağlık sigortam zaten özel bankadan emekli olduğum için var. Peki sigortanızın kapsayıcılığından memnun musunuz? Tabii ki memnunum. Peki pandeminin ardından bir sağlık sigortası yaptırma ihtiyacı hissettiniz mi ayrı olarak? Yok, düşünmüyorum. Emeklilik hesabınız var mı? Bireysel emeklilik hesabım yok. Peki SGK'nız var mı? Var. Bireysel emeklilik sistemini kullanıyor musunuz? Evet. Peki BES'teki devlet katkı payı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi vardı, iptal ettim, bilmiyorum o kadar. İptal ettiniz. Evet. Peki tasarruf yapıyor musunuz kendiniz? Yapıyorum. Peki sizce ideal sigorta sistemi nasıl olur? Normal. Sigortanın size ne gibi faydaları olması gerekiyor sizce? Sağlık sigortası işte, hastanede, şurada, burada. Bu kadar. Peki Sayın Benli, aldık cevapları. Belki de bu haftanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Farkındalık adına çalışmaların devam etmesi gerekti. Siz ne söylersiniz? Neden önemli sigorta yaptırmak bu noktada verilen cevaplarla birlikte? Şimdi görüyoruz ki gerçekten bilgi eksikliği gerçekten önemli bir sorun. Burada en büyük görev öncelikle Türkiye Sigorta Birliği'ne düşüyor tabii. Ve aynı zamanda tüm dağıtım kanallarımız, paydaşlarımız, uzman sigortacılar olarak bizim halkımızın yanında her türlü sorularına net şekilde cevap verecek şekilde süreçlerimizi şekillendirmemiz ve hep yanlarında olmamız gerekiyor. Sigorta teknik bir konu, evet. Arka tarafta ciddi aktüeryel matematiksel formüller çalışıyor. Bu anlamda değil, ancak kapsamı, ne işe yarar, nerede yanında olacak, hangi sigorta ürünleriyle gerçekten risklerini teminat altına alır vatandaşlarımız, bu konuda daha net, daha vatandaşın yanında olan çözümcü uygulamalarla ürünler geliştirmeliyiz. Bu anlamda ödevimiz yüksek. Biz bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani sigortayı yine genel olarak bir bakarsak, en basit anlamıyla risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali bir araç. Çevremiz risklerle çevrili ve bu riskler her geçen gün artıyor. İklim değişimi yarattığı olumsuz hava koşulları, doğal felaketler, siber saldırılar, iflaslar vesaire, pandemide de gördük, birçok farkında olmadığımız risklerle birlikte yaşıyoruz. Bu nedenle sigortalı olmak hem vatandaşlarımızın kendilerine güvende hissetmeleri hem de ekonomik hayatın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda neden sigorta yaptırmalıyız dendiğinde, kısaca yarınlara güven ve huzurla ulaşmak için diyebilirim.
Pandemi dönemi bunu da net bir şekilde gördüğümüz ve sigortalı olmanın önemini farklı nedenlerle hepimizin hissettiği bir dönem oldu. Pandemi döneminde zamanımızın büyük kısmını evlerde geçirdik. İşini dönemsel olarak durdurmak durumunda kalanlar belki alacaklarla ilgili sorunlarla karşılaştı. Peki bu risklere karşı evimizi, alacaklarımızı ve araçlarımızı güvence altına alıyor muyuz? İşte burada bu sorudan hareketle sigortasız olmaz kampanyamızı hayata geçirdik. Bu kampanyamızda büyük bir ses getirdi, farkındalık yarattı. Sigorta haftası kapsamında da sigortasız olmaz demeyi sürdürüyoruz. Bugün artık çok net gözlemliyoruz ki yaşanan herhangi bir hasar durumunda insanımızın aklına sigorta geliyor. Burada sektör olarak geldiğimiz noktayı önemsiyoruz. Ancak bu durumun sigortalılık oranlarına yansıması için gidecek çok yolumuz olduğunun da farkındayız. Peki efendim, biraz ürünlere gelmek istiyorum. Aslında pandemi sonrası umarız en kısa zamanda atlatırız. Hangi ürünlere daha çok talep olur? Ne dersiniz bu noktada? Tabii pandemi sonrası çok farklı eğilim ve talepler ortaya çıkacaktır. Pandemi sonrası sigortacılık sektörü dahil birçok sektörün ürün gamında ve iş yapış şeklinde değişiklikler bekliyoruz. Çok farklı eğilimler ve taleplerle yeni ürünler piyasaya çıkacak. Yeni yönetim şekilleri, yeni süreçler ortaya çıkacak. Salgının pandemi haline dönüşmesi sonrasında ülke olarak kamu yönetimimizin ivedilikle aldığı tedbirler ve güçlü sağlık altyapımız, yetişkin insan kaynağımız da süreci diğer ülkelere kıyasla başarılı bir şekilde yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde sigorta sektörü olarak da devletimizle birlikte çalışarak özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarımızın kapsamında COVID-19 tanı ve tedavi giderlerini öncelikle dahil ettik. Bu yaklaşım sonrasında sağlık sigortalarına olan talebin de arttığını gördük. Önümüzdeki dönemde sağlık sigortalarındaki artış, talep artışı devam edeceğini düşünüyorum. Tabii başta pandemi sonrasında sağlık sigortalarında da önemli değişimler bekliyoruz. Öncelikle sağlık hizmet sağlayıcıları, hastaların online platformlar üzerinden destek aldığı telesağlık uygulamalarına daha fazla ağırlık verecek sektör. Aynı şekilde COVID-19 salgını sonrasında sağlık sigortalarındaki talep artışı mevcut ürünlerin teminatlarında bizi zorlayıcı yerlere getirecek. Yeni tedbirler, yeni teminatlar eklememizi sağlayacak. Geçen 8 aylık dönemde %19'luk bir büyüme ile ÖSS'de, evet, özel sağlık sigortalarında da 5.2 milyar prim ürettik. Bu da bu dönemdeki bu talep artışının aynı şekilde devam etmesi sağlık sigortalarında ciddi süreç ürün anlamında yeniliğe ve değişikliğe açık olduğunu gösteriyor bu kısa dönemdeki artış bile. Tamamlayıcı sağlık sigortası yeni bir ürün olmasına rağmen, evet, yeni dönemde %55'lik bir büyüme gerçekleştirdi. 918 milyon TL'lik bir prime ulaştık orada. Bu da bizlere sağlık sigortası ürünlerine olan talebin her geçen gün artarak devam edeceğini göstermekte. İş durması sigortaları var. Burada da istisnalar tartışılmaya başlanacak. Örneğin dünyada iş durması sigortalarında genel eğilim, ancak firmanın varlıklarına veya operasyonlarına fiziksel zararlardan kaynaklı iş durmalarının ödenmesi vardır. Salgın kaynaklı talepler karşılanmaz. Ancak önümüzdeki dönemde bu tip ürünlerin, bu tip istisnaların daha fazla tartışılır hale geleceğini öngörüyorum. Peki. İşsizlik sigortalarına da ilgi artacak. Tüm bunların yanında uzaktan çalışma modellerinin gelişimi ve bireysel ve ticari siber güvenlik sigortalarına da yönelik talebin artacağını öngörüyorum. Peki efendim, Sayın Bende, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sigorta haftamız kutlu olsun. Kutlu olsun efendim. Tüm sektöre buradan biz de kutlu olsun diyoruz. Sigorta haftası ve noktalayalım. Türkiye Sigorta Restorans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Başkanı Atilla Bende bizlerle birlikteydi efendim. Güvenli Hayat burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere.